Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve ekranda görmüş olduğunuz 2 Eylül 2023 tarihindeki bir Brawl Talk. Ama bu Brawl Talk'un içerisinde çok gizemli ve aslında geleceği bize gösteren bazı bilgiler paylaşıldı. Bu videoda oyuna yeni eklenebilecek 8 yeni hiperşarjdan, yeni kademe sisteminden, yeni kupa yolu sistemi ve kupa yolu ödüllerinden, oyuna eklenebilecek bir sesli konuşma sisteminden, ücretsiz mücevher, ücretsiz kostümler ve fazlasından bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan bir kısmı teorilerden oluşacak, bir kısmı Çin sürümüne gelen şeylerden olacak ama bir kısmı da resmi paylaşımlardan oluşacak arkadaşlar. Mesela oyuna gelebilecek yeni sesli konuşma sistemiyle ilgili resmi bir paylaşım yapıldı. Bunların tümünü size göstereceğim. Bunun gibi daha fazla Brawl Stars videosu için aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Dünkü videomda demiştim ki genelde 10.000 like'ı geçiyoruz, 15.000 like'ı standart hale getirmeye çalışıyoruz. Ve dünkü videomda sizden like istemiştim. Çok kısa bir zamanda 10.000 like'ı geçtiniz. Çok teşekkürler. Bu videoya da bir tane lütfen like atın. 15.000 like'ı sabit hale getirmeye çalışıyoruz ve bunu başaracağız. Aynı zamanda kanala da abone olabilirsiniz. 700.000 aboneye hızla ilerliyoruz. Ve hem marketten hem de Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Oyunun içerisindeki yeni konuşma yani haberleşme sistemine geçmeden önce bu Brawl Talk'un içerisinde bizimle paylaşılan yeni hiper şarjı gösteren bir şeyden bahsedeceğim. Bu Brawl Talk geldiği zaman daha Kit karakteri gelmemişti arkadaşlar ve Brawl Talk'un tam bu saniyesinde, tam 30. saniyesine baktığımız zaman iki tane şey görüyoruz. Bunları belki fark etmişsinizdir. Hatta eğer fark ettiyseniz videoyu durdurup yorum kısmına yazın. Burada hiper şarjları anlatıyor arkadaşlar. Hiper şarjları tanıtırken de Marzio level 11 diyor ve burada rank 36 diyor. Yani yeni ismiyle kademe sistemi. Bu kademe sistemi ismi aslında yeni değişti biliyorsunuz. Ve bu isim değişikliği olduğu zaman acaba bir şeylerin ön hazırlığını mı yapıyorlar diye düşünmüştüm. Ve burada rank 36 yazıyor arkadaşlar. Rank 35'e kadar var şu anda biliyorsunuz ama artık daha fazla kupa kasılıyor. Özellikle kazanma serisi vesaireyle kupalar daha yükseğe çıkabiliyor. O yüzden acaba kademe sistemi biraz daha yukarıya gidebilir mi? Mesela rank 50 yani kademe 50'ye kadar falan çıkabilir mi? Çünkü burada rank 36 diye göstermişler aslında olmayan bir kademe. Tabii ki de burada aslında rank 36 göstermelerinin sebebi hani hiper şarjlı olduğu zaman rank 35'ten bile daha güçlü anlamında ama yine de buraya direkt olarak bu şekilde yazmaları acaba bu kademe sistemi biraz daha uzayacak mı ileriye doğru akla getiriyor. Benim şahsi fikrimi soracak olursanız bence 35 renk yeterli arkadaşlar. Yani onun üzerini kasmak gerçekten çok fazla zaman harcatıyor. Çünkü özellikle matchmaking eşleştirme sistemiyle o seviyelerde rakip bulmak çok zor. O yüzden bence 35 rütbenin üzeri yani 35 kademenin üzeri yeni ismiyle olmamalı. Siz neler düşünüyorsunuz? Yoruma yazın. Ama bu karenin içerisinde daha da önemli bir şey var arkadaşlar. Bakın tam şu alt tarafta şurada gördüğünüz gibi bu kitin simgesi çok büyük bir ihtimalle ama bu Brawl Talk olduğu sıralarda daha kit oyuna eklenmemişti. Yani aslında kit karakterinin geleceğini bize çok çok önceden göstermişler ve burada bir hiper şarj var ve bu hiper şarj da kit karakteriyle ilgili gibi görünüyor. Ama şu anda kit karakterinin bir hiper şarjı yok. Ve kit karakteri ilk geldiği zaman çok güçlüydü ama ondan sonra nerflediler ve şu anda neredeyse hiç oynanmıyor. O yüzden yeni gelecek hiper şarjlardan bir tanesi kit karakteriyle ilgili olabilir ve kit karakterini tekrar o eski güçlü dönemlerine getirebilirler. Bunun dışında toplamda 8 tane gelebilecek hiper şarjdan bahsetmiştim ya, yine daha öncesinde etkinlik videosu içerisinde böyle bir sahne vardı arkadaşlar. Bu sahneyi de muhtemelen hatırlamışsınızdır. Hatta şöyle hemen bir hatırlayalım. Bu etkinliğin tam bir bölümünde bir tane star hediyesi açılıyordu ve açılan star hediyesinin içerisinden de bir tane hiper şarj çıkıyordu. Bakın tam şurada bunu yakalamak biraz zor oluyordu ama bu şekilde yakaladığınız zaman bunun Jin'in hiper şarjı olabileceğini tahmin etmiştik. Çünkü işaretlerden bu şekilde görünüyor. Ve normal süper ile hani bir tane rakibi çekiyor ya, burada 3 tane el var. Acaba 3 tane rakibi aynı anda mı çekecek ya da çektikten sonra yavaşlatma vesaire gibi bazı etkiler mi oluşturacak diye de düşünmüştük. Teorilerde bulunmuştuk. Ama bu çok büyük bir ihtimalle Jin'in hiper şarjı ve Jin'e de bir hiper şarj çok büyük bir ihtimalle gelecek. Yani önümüzdeki Brawl Talk ve önümüzdeki güncelleme ile her güncellemede biliyorsunuz 6 karaktere hiper şarj geliyor. Bunlardan bir tanesi de Jin karakteri çok çok büyük bir ihtimalle. Çünkü burada bize açıkça gösterdiler. Ama bunun dışında ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar Nita'nın Mandy'nin şekerci dükkanında Mandy'ye oyaladığını, sonra Leon'un da onun şekerlerini alıp yediğini görüyoruz arkadaşlar. Bu Star Park CCTV isminde daha öncesinde oyuna eklenen bir kamera sistemi vardı ve bu kamera sistemiyle birlikte de tıklayıp o savaşçıların Star Park'ın içerisindeki gerçek yaşamlarını, yani daha savaşçıya dönmeden önceki yaşamlarını gördüğümüz bir seriydi. Ben bunların hepsini hatta kanalımda shorts videosu olarak ayrı ayrı paylaştım. Gerçekten Brawl Stars'ın hikayesiyle ilgili çok önemli bazı şeyler paylaşıldı. Peki bunun ne önemi vardı? Şu anda ekranda gördüğünüz gibi
Jackie ve Dynamite madende bir patlama, yani yanlışlıkla bir dinamiti patlatıyorlardı. Sonra bir tane elmas buluyorlardı arkadaşlar. Hatta Dynamite şu anda gördüğünüz gibi elmasa bakıyor ve daha sonra bu elmas kimin eline geçerse o güçleniyordu ve gerçek savaşçıya dönüşüyordu. Mesela tam bu sahnede Dynamite Bull'un restoranına geliyordu. Sonra Bull'un önünde bir tane elması düşürüyordu ve Bull o elması aldıktan sonra, ona baktıktan sonra artık oradaki işte kasada mı çalışıyor ya da orada restoranda bir çalışan olmaktan gerçek Bull'a dönüşüyordu. Yani o elmasın etkisiyle gerçek savaşçıya dönüşüyorlardı arkadaşlar ve elmasın böyle bir özelliği vardı. Bu kısa hikayesi aslında. Peki burada neler olmuştu arkadaşlar? Bu savaşçılar bu elmasın gücüyle aslında güçlenmişlerdi. Gerçek savaşçıya dönüşmüşlerdi ve burada gördüğümüz savaşçılar sırayla hiper şarj almaya başladı oyunun içerisinde. Ben buradaki bütün savaşçıların listesini sizin için çıkarttım arkadaşlar. İçerisinde Leon, Nita, Mandy, Dynamite, Jackie, Bull, Poco, Shelly, Colt, Spike, 8 bit, Crow, Brock, El Primo ve bir de Barley'nin mekanı vardı. Bunların bir kısmı ses kayıtlarında vardı, bir kısmı direkt olarak bu şekilde görüntü olarak vardı ama bu saydığım karakterler bir şekilde burada geçiyordu. Ve bunlardan bir kısmına zaten hiperşarj ardı ardına geldi ama bazılarına hala gelmedi. Şimdi sayacağım karakterler burada olan ama daha hiperşarj almamış karakterler. Ve bu sayacağım karakterlere de yine hiperşarj gelebilir hem de önümüzdeki güncellemeyle. Şimdi onları da sayıyorum. Nita, Mandy, Poco, 8 bit, Brock ve Barley. Daha önce saydığım gibi bir Jin karakteri, bir de yine Kid karakterine yine hiperşarj gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten Jin karakterine %99, hatta %100 bence gelecek çünkü en son videonun içerisinde onu gösterdiler. Ama Jin'in dışında hem Kid'ine hem de bu saydığım karakterlere de hiperşarjlar gelebilir. Yeni sesli konuşma sistemi, diğer yeniliklere geçmeden önce Çin sürümüne girdim arkadaşlar. Burada bayağı bir ödül geldi. Bunu ben sizinle birlikte toplamak istedim. Bunlar nedir? Herhalde önceki Brawl Pass sezonundan alamadığımız ödüller falan diye düşünüyorum. Ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Böyle Jesse'nin rozetini falan verdi. Şurada yine bir şeyler var arkadaşlar. Bunları hızlı bir şekilde sizinle birlikte toplamak istedim. Böyle bir şey verdi. Bir tane mi? Yok, bir tane değil. Kaç tane veriyor bundan? Bu herhalde. Yine şurada bir tane daha var arkadaşlar. Buna da bir bakalım. Buradan bir şey verecek mi? Efsanevi dedi bu arada. Ama çıkırt sesi geldiği için altın verecek bundan. O çıkırt altın sesi gibi bir şey geldiği zaman ya altın ya güç puanı ya da mücevher veriyor çünkü. Öyle bir şey var. Onu inşallah düzeltirler yakın zamanda. Ben onu Supercell'e bildirmiştim bu arada. Ama hala bizim global serverda da düzelmedi. Neyse şunu bir açalım hepsini. Başka bir şey var mı? Şöyle devam ediyorum. Evet, burada bu arada güç puan animasyonu hala geçilmiyor. Çin sürümü biraz geriden geliyor biliyorsunuz. O yüzden burada yalnız bayağı bir verdi. Kaç tane var burada bilmiyorum ama Çincem'de olmadığı için onu şey yapamıyorum. Bunu da açtık. Şimdi şurada bazı şeyler vardı. Hemen onları da birlikte alalım isterseniz arkadaşlar. Şurada böyle bir şey vardı. Buradan günlük olarak bunları alıyorduk. Biletleri alıyorduk. Sonra da bir çekiliş hakkı veriyordu bize. Daha önce göstermiştim. Şuradan hemen çekiliş haklarını 5 tane olacak şekilde alalım. Buradan bize ne verebiliyor? Bir şeyler verebiliyor. Oradaki uçak simgesine benzer şeyleri falan verebiliyor galiba. Kostüm falan verebiliyor. Maalesef bunu vermedi. Sanırım bir 5'li daha hakkımız var mıydı? Bir deneyeyim. Yok, şu anda yok. Yok, bir tane daha varmış aynen. Bundan acaba verir mi? Bir kostüm verse en azından güzel olur. Maalesef bundan da vermedi. Şu anda bunda başka hakkımız kalmadı. Seven Lines diye bir arkadaşımız var Twitter'da. Çin'de oynuyor arkadaşlar ve Çin'de şöyle bir resmi paylaşım yapıldı. Bakın burada gördüğünüz gibi şunu hatta çevirelim isterseniz. Ve Çin sunucuları gelecekte oyuna sesli iletişim işlevlerini ekleyebilir diyor. Bu paylaşım direkt olarak orada yapılan bir paylaşım. Resmi bir paylaşım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Rico'nun ve Carl'ın üzerinde sesli olarak konuşma simgesi var. Bazı farklı oyunlarda bu zaten kullanılıyor biliyorsunuz. Sizce Brawl Stars'ta böyle bir şey eklen nasıl olur? Biz şu anda oyunun içerisinde sadece rozetlerle iletişim kurabiliyoruz biliyorsunuz arkadaşlar ve normalde oyunun içerisinde gerçi yazılı iletişim olmaz ama hani direkt olarak sesli iletişimin eklenmesi biraz dikkatleri dağıtır. Tabi isteyen bu arada kapatabilir, isteyen katılabilir, isteyen katılmayabilir. Bu zorunlu bir şey değil tabii ki ama böyle bir seçeneğin olması sizce nasıl olur? Yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Çin sürümüne gelecek mi net olarak ya da ne zaman gelecek? Bununla ilgili tabii ki bir şey yok ama arkadaşlar böyle bir şeyin resmi olarak paylaşılması beni gerçekten heyecanlandırdı. Çünkü çok uzun bir süredir konuşulan bir şeydi. Daha önce hatta gündeme gelmişti ama sesli bir konuşma eklenmesi planlarımızda yok gibi bir şey söylenmişti hatırladığım kadarıyla. Yani şu an bizim oynadığımız sürüme böyle bir şeyin eklenmesiyle ilgili bir şey tabii ki de yok. Ama bakalım Çin sürümü belki de bu konuda öncü olur. İlerleyen zamanlarda neler olacak takip edeceğim, sizinle de paylaşırım. Yine Çin sürümünde 5000 ücretsiz mücevher veriyormuş arkadaşlar. Böyle bir etkinlik varmış. Bence bu da çok
çok güzel. Bir de Çin'deki para birimi de değişmiş. Bunun ne anlamı var bunu çok bilmiyorum ama bunları da paylaşmış. Buradan Seven Lines'a da teşekkür ederiz. Bu arada yine Çin sürümünde puanlar karşılığında ücretsiz kostümler de alabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda tabletimin şarjı bittiği için o kısmını gösteremiyorum. Daha önceki videolarımdan bir tanesinde almıştım hatırlarsanız. Yine puanları biriktirdim. Toplamda her ay 10 tane kostümü ücretsiz olarak sadece oyunda tıklıyorsunuz, bir puan alıyorsunuz. Sonra o puanlarla da o kostümleri ücretsiz alabiliyorsunuz. Bu tür en azından belirli kostümleri, yani belki çok tercih edilmeyen kostümleri de olabilir. Global sürümde de ücretsiz olarak verecek şeyler getirmeleri bence güzel olabilir. Çin sürümünde bayağı bol bol ücretsiz şey dağıtıyorlar çünkü arkadaşlar. Tabii ki oranın ekibi tamamen farklı. Oradaki oyuncu sayısı çok çok daha az. O yüzden oranın çok daha farklı yönetilmesi de normal bir şey. Çünkü orada ülkenin kuralları falan bile çok farklı. O yüzden tabii ki de oyun daha farklı ama arkadaşlar en azından belki orada çok başarıya ulaşan bir şey global sürümde ileride görülebilir. Özellikle bu sesli konuşma sistemi beni heyecanlandırdı. Pineapple diye bir arkadaşımız ekranda gördüğünüz gibi bir şey paylaşmış arkadaşlar. Biliyorsunuz kupa yolu bir miktar güncellendi. Ama güncellenirken ne ödülü ne de sistemi çok fazla değişmedi aslında. Sadece 50.000 kupaya kadar olan ödüller kopyala yapıştır sistemiyle biraz daha uzatılmış oldu. Ama daha öncesinde bizimle bir anket yapmıştı Brawl Stars ekibi. Ve bu ankette kupa yoluyla ilgili neleri sevdiğimizi sevmediğimizi falan sormuştu. Bu da demek oluyor ki kupa yolunda tamamen bir yenilemeye gidecekler. Bu güncelleme yani önümüzdeki Brawl Talk'ta ya da belki yaz güncellemesinde bence bunu tamamlamış olurlar. Burada bir tane örnek bir konsept yapmış arkadaşlar. Pineapple diye Fame Park demiş, yani şöhret parkı gibi bir isim koymuş. 50.000 kupanın üzeri, yani belli bir kupanın üzerinde işte her 1000 kupada bir tane ödül olacak. Ve bu ödüller de senede bir kez değişecek demiş. Yani kupa yolundaki ödüller de belirli sürelerde değişecek demiş aslında. Bu aslında mantıklı bir konsept olabilir. Çünkü mesela şöyle düşünün. Brawl Pass diye bir şey var ve sürekli aynı ödüller var. Bu da onun gibi. Yani buradaki kupa yolu ödüllerinin de belirli sürelerde bence resetlenmesi lazım ve bence kupaların da resetlenmesi, yani belli bir yere kadar geri dönmesi lazım. Bu eskiden çok daha iyiydi aslında. Belki hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Şu anda mesela işte belli bir kupaya çıktığınız zaman sadece bir kupa aşağıya düşüyor. Yani neredeyse hiç düşmeyecek bazı kupa sistemleri var. Bence öyle olmaması lazım ve bu şekilde mesela işte örnek veriyorum 50.000 kupa her sezonun sonunda bütün oyuncular 50.000 kupaya kadar mutlaka düşecek ve 50.000 kupanın üzerindeki ödüllere tekrar ulaşabilecek ve o ödüllerde her işte belki yıl ya da her ay ya da her 3 ayda bir bilmiyorum ama belirli sürelerde değişecek. Bu ya da buna benzer herhangi bir konseptin olması ve kupa yolu sisteminin bu şekilde değişmesi bence çok güzel olur. Çünkü şu anda kupayı kasmanın gerçekten ben bir amacını göremiyorum. Hem ödüllerinin güncellenmesi lazım hem de kupa sisteminin biraz daha iyileştirilmesi lazım. Ve bu gerçekten hoşuma giden konseptlerden biri oldu. Sizce nasıl olmalı? Neler gelmeli? Hangi ödüller gelseydi kupa kasardınız? Bunu da yorum kısmına yazın. Bu arada yine Reddit'te dolaşırken gördüğüm şöyle bir şey var. MrBeast'in Squid Game ve Brawl Stars ortaklığıyla yaptığı böyle bir tane video vardı arkadaşlar. Hatırladınız mı bilmiyorum ama böyle kocaman bir şey vardı ve içerisi para doluydu. Aynı Squid Game dizisinde olduğu gibi MrBeast'in videosunda böyle bir sahne vardı ve daha sonra ve buna da bu arada Brawl Stars sponsor olmuştu. Yani videonun içerisinde Brawl Stars'ın tanıtımı falan da vardı. Ve şu anda MrBeast'in en çok izlenen videosudur arkadaşlar. Ona da bir göz atabilirsiniz isterseniz. Ve sonrasında da Megapick geldi. Yani aslında bu ikisi birbirinin aynısı demiş arkadaşımız ki bence de çok mantıklı. Squid Game videosu çekileceği zaman aslında Megapick, yani Mega Kumbara'nın geleceği de büyük ihtimalle belliymiş. Bu teoriyi de Discord Professional isminde bir Reddit kullanıcısı paylaşmış. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan bir tane like atmayı ve bu videoyu 15.000 like'a ulaştırmayı lütfen unutmayın. Bunu yapabileceğimizi biliyorum. Bu videoda olmasa bile birkaç video içerisinde 15.000 like'ın üzerine çıkacağız birlikte. Kanala da lütfen abone olun. 700.000 aboneye çok az kaldı ve 700.000 abone olmadan hemen önce canlı yayın açacağım ve birlikte 700.000 aboneye ulaşacağız. Ve son olarak marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda dün yüklediğim ve 3 tane yeni gelecek etkinliği anlattığım videomu görebilirsiniz. Çok güzel ödüller, çok güzel etkinlikler geliyor. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Yine çok seveceğiniz bir başka videomu da ekranda görebilirsiniz. O videoları da izleyip like atarak bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.